Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 5 Haziran 2023 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji üretimine maliyetler Mayıs'ta da arttı. Türkiye'de enerji üretim maliyeti Mayıs ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %10 arttı. Bununla birlikte bir önceki aya göre yaklaşık %7 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre kömür ve lignit üretim maliyetleri Mayıs'ta bir önceki yıla göre %46 artarken ham petrol ve doğalgaz üretimi maliyetleri de %14 arttı. Mayıs'ta enerji enflasyonu bedava doğalgazla düştü. Türkiye'nin Mayıs ayı enerji enflasyon oranı açıklandı. Mayıs'ta enerji fiyatları bir önceki yıla göre yaklaşık %7 düşüş kaydetti. Doğalgazda sıfır fiyat uygulaması düşüşte etkili oldu. CV Enerji 1 milyar dolar eşiğini aştı. Güneş enerjisi ekipmanları üretimi, satışı ve güneş santrali kurulumu alanında faaliyet gösteren CV Enerji, piyasa değeri açısından bugün bir ilke konu oldu. Şirket hisselerinde yaşanan fiyat artışı sonucunda CV Enerji'nin piyasa değeri ilk kez milyar dolar seviyesini aştı. Enerjisa Üretim YK'lara mühendis arıyor. Enerjisa Üretim YK ihalelerinden kazandığı toplam 1 gigawattlık 16 adet rüzgar santrali projesi için 1.2 milyar dolar yatırım yapacak. Şirketin yenilenebilir enerji yatırımları direktörü Ezgi Katmer, projeleri enerji günlüğünü anlattı, dinliyoruz. Biz şimdi 1 gigawattlık projenin yatırımını yapacağız önümüzdeki yıllarda. Şimdi bu 1.2 milyar dolarlık yatırım demek. Bu işi de yönetecek ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Kadın erkek. Şu an biz 20 kişilik bir organizasyonuz yatırımlar direktörlüğünde. Tabii ki enerjisi içerisinde diğer mühendislik fonksiyonlarında destek aldığımız birçok mühendis arkadaş var ve farklı daldan arkadaş var. Ama bu YK projelerinde Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale sahada bize destek olabilecek mühendis arkadaş arayışlarımız sürüyor. Bu projeleri yönetecek proje müdürü arkadaş arayışlarımız sürüyor. Yine mühendislik tarafında, rüzgar mühendisliği tarafında, rüzgar mühendisliği uygulamalarında destek verecek yetenekleri arıyoruz. Elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, harita mühendisliği. Enerjisa Üretim Yenilenebilir Enerji Yatırımları Direktörü Ezgi Katmer, 16 santralin inşaat ve işletme süreçleri için çeşitli alanlarda eğitim almış, mühendis çalışma arkadaşları aradıklarını söyledi. Toroslar EDAŞ kuşlar için hatlarını yalıttı. Toroslar EDAŞ, 1,5 milyon lira yatırımla elektrik dağıtım bölgesindeki nakil hatlarının yalıtımını yaptı. Böylece kuş ölümlerini ve buna bağlı enerji kesintilerini %88 oranında azalttı. Türkiye'de satılan otomobillerin %3'ü elektrikti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin rakamlarına göre Türkiye'de yılın ilk 5 ayında toplam 10.166 adet elektrikli ve 35.348 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Buna göre Ocak-Mayıs döneminde satılan otomobillerin %3'ünü elektrikli araçlar oluşturdu. Hibrit otomobillerin payı da %10.4 oldu. Türk Akım'da bakım arz talebi bozmayacak. Türk Akım doğalgaz boru hattına yapılacak planlı bakım onarım çalışmalarının iletim şebekesinin arz talep dengesinde bozulma yaratmaması için gerekli önlemler alındı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada teknik detaylara yer verilirken, çalışmalar süresince iletim şebekesinin arz talep dengesinde herhangi bir olumsuzluk öngörülmemektedir denildi. Değerli dinleyiciler, Cengiz Elektrik 967 milyon lira yatırımla Antalya'nın Elmalı ilçesi sınırları içinde 50 megawatt kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kuracak. Hidro kaynakta elektrik üretimi %34 azaldı. Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik Mart ayında bir önceki yıla göre %34'ün üzerinde azaldı, 42 gigawatt saate düştü. Geçen yılın Mart ayında bu miktar 64 gigawatt saat olmuştu. Elektrikli tır Türkiye yollarında. Sarp Intermodal, 2 saat içinde tam şarj olan ve 300 kilometrenin üzerinde yol kat eden %100 elektrikli tır yatırımı yaptı. Tırlar yakın zamanda güneş enerjisiyle şarj edilecek. OPEC Plus üretim kısıntısını 2024 sonuna kadar uzattı.
Petrol üreticisi ülkeler birliği OPEC Plus, petrol üretim kısıntısı anlaşmasının 2024 sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Suudi Arabistan'sa Temmuz'a gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gidecek. OPEC Plus grubu üyesi ülkelerin tamamı 2024 yılında günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları OPEC toplantısından ek kısıntı kararı çıkmamasına rağmen Suudi Arabistan'ın Temmuz ayından itibaren günlük üretimini 1 milyon varil azaltacağını duyurmasının ardından hızla yükseldi. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 77 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 72 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 6 Haziran 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1567.52 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 20-21 dilimi için 2450 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 06-07 dilimi için 900 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bültenini sundu.